Başlayayım mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum hepinize. Değerli basın emekçileri, her zaman olduğu gibi tüm basın emekçilerine düşünen, düşündüğünü ifade eden ve bu nedenle sorgulanan, gözaltında olan, tutuklu olan tüm basın yayın kuruluşlarına özgürlük taleplerimizi yeniliyoruz. Bugün dünyanın en önemli gücü, basın, bu gücü elindire bulunduranlar da siyasiler de koltuklarını sağlam tutma peşindeler. Dolayısıyla basının önemi çok ama çok önemli. Bunu gördük iki gün önce AKP Genel Başkanı sarayda bir açıklama yaptı. İki yıllık karnesini ortaya koydu. Tabii kendi basınına yapmıştı bunu. Biz dün o toplantıda iki yıllık saray iktidarının söylemediğini söyledik. Onların söylediklerini de ifade ettik gerçekliği olanlarla ilgili ama söyleyemediklerini de açık bir şekilde ortaya koyduk. Bizim söylediklerimizi topluma götüren, topluma anlatan, toplumun duymasını sağlayan tüm basın yayın organlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz bu ülke, bu topraklar ve bu dünya demokrasiye, özgürlüğe ulaşacaksa insanların doğru haber alma, aydınların muhalif olma, basının görünmeyen, gösterilmeyen gerçekleri yazması, göstermesi ve topluma ulaştırmasıyla mümkün olacaktır. Değerli basın emekçileri, bugün 23 Temmuz, 22 Temmuz 1980. Türkiye tarihinin işçi sendikal örgütlenmelerinin, işçi sendikal mücadele örgütlülüğünün kurucularından önderlerinden emek savunucusu Kemal Türkler bundan 40 yıl önce faşist çeteler tarafından katledildi. Kemal Türkler emeğin örgütlenmesinde büyük uğraşıları olan, büyük katkıları olan emek sınıfının örgütlenmesinin emekçilerin haklarının kazanılmasında önemli olduğunu söylemiş ama bundan rahatsız olan işçi sınıfının emek dünyasının örgütlenmesinin kendi çıkarları için uygun olmayacağını öngören o günün egemenleri ne yazık ki çetelerle işbirliği yaparak Kemal Türkleri katlettiler. Kemal Türklerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun mücadelesi hiç sönmeyecek. Işıklar içerisinde uyusun. Değerli basın emekçileri. İyilik söylemek isteriz hep. Güzelliği anlatmak isteriz. Hani deriz ya bir daha doğmayacağız. Bir kez geldik bu dünyaya ve bu dünyada insanca mutlu yaşamak istiyoruz çocuğumuzla, kadınımızla, erkeğimizle, hatta dünyadaki ne varsa ağacı, toprağı, suyu, börtü böceğiyle. Ne yazık ki değerli basın emekçileri bu ülkenin kanayan yarası, acımız, kadına şiddet bitmiyor, artıyor. Birkaç gün önce 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin acımasızca ve hunharca katledildi. Katleden kişi bu cinayeti anlatabilecek kadar cesaretli. Duygularından, insanlığından, vicdanından yok olmuş biri. Hemen arkasından iki kadınımız daha ne yazık ki öldürüldü, katledildi. Bahar ve Mücella. Mücella Diyarbakır'da, Bahar da İstanbul'da. Kadınların katledilmesinde en çok sorumluluğu olan erkekler. Ve bu erkeklerin büyük bir kısmı öldürdükleri kadınların ya eşi, ya önceki eşi, ya sevgilisi, ya arkadaşı, ya babası, ya kardeşi. Üzgünüm. 2013'te bir yılda 237 kadınımız katledilirken, 2019'da bir yılda 474 kadınımız öldürüldü. 474 kadınımız öldürüldü. Sürekli artan 2013 ile 2019 arasında hemen hemen yüzde yüz bir artış var. Peki niye? Konuşması kolay. Sosyolojik diyoruz, psikolojik diyoruz, ekonomik diyoruz. Söyleriz, bilim insanları onlarca açıklama yapabilirler. Bir İstanbul Sözleşmesi var. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti önlemeye uygun bütün siyasal partilerin ortak önergesiyle ve ortak kararıyla çıkarıldı. Şimdi iktidar bu İstanbul Sözleşmesinden caymak istiyor. İstiyor. Vazgeçmek istiyor. Neden mi? Çünkü bugün bu toplumdaki kadın başta olmak üzere yaşanan şiddetin temel sorumlusu yaşanan ekonomik sorunların temel sorumlusu galiba siyasal iktidarın koltukta kalmak için ülkede uyguladığı yönetim biçimi sarayda bir eli yağda bir eli balda bir saltanat var e saray yapar da cemaat yapmaz mı? Valiler, kaymakamlar, bürokratlar korkunç israflarla adeta saraya özenerek büyük bir şatafat içerisinde toplumun gözüne baka baka saltanat sürüyorlar. Toplum aç, Toplum yoksul, toplum çaresiz. Dünyanın en büyük yaman çelişkilerinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İktidar çoğunluk esasına göre küçük ortayla beraber mecliste toplumun gündemini oluşturmayan, toplumun acil sorunlarını çözmekten uzak, toplumun derdini görmeyip, Sadece iktidarda kalabilmek için hiç güncel olmayan yasaları sarayın isteği üzerinden çıkarmakta ama bu ülkede açız. Çocuğum aç. Bir lokma ekmek diyen sokaklarda bağıran kadınları görmemek istemekte. Çocuğuna ekmek getiremediği için kendini yakan insanları görmemekte. Çocuğuna ekmek veremediği için, onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, yan odada intihar eden insanları görmemekte. Borcundan dolayı traktörüne mazot koyamayıp borç batağından dolayı intihar eden çiftçileri görmemekte. Böylesine acı, böylesine tuhaf böylesine vicdanın, insanlığın, ahlakın tükendiği bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Hiç mi demeyelim, hiç mi söylemeyelim bunda iktidarın payı vardır demeyi söyleyeceğiz değerli basın emekçileri. İktidar şiddete dayalı, şiddeti özendiren, toplumu baskı altında tutan, toplum konuştuğunda sesini kesen, Özgürlük, demokrasi, paylaşım, kardeşlik denen bütün kelimeleri reddeden ve onları söyleyenler hakkında bir dakikada cezai işlem yapan, kama yararı diyerek bütün ülkenin zenginliklerini talan etmeyi kendine hedef edinmiş, susmayı emreden, konuşanlara zulüm yapan, elektrik keserek, toplumun su ihtiyacını, kullanma su ihtiyacını kesen, tarımsal üretimi engelleyen, yoksulluk içerisinde evine ekmek getiremediği için aile faciasının son noktaya geldi artık. Bugünlerde insanlığın ekonomik zorluklar altında ezildiği, insanlığından uzaklaştığı bir tarihsel süreçte iktidarın kusuru yok da Kimin kusuru var değerli basın emekçileri? Neresinden, hangi pencereden bakarsak bakalım. Ülkede siyaseti çökerttiler. Ülkede siyaseti bitirdiler. Dolayısıyla yaşadığımız temel sorunları çözmenin yolunu da artık siyasi iktidar çözüm üretemediği için diyaneti devreye sokarak, diyaneti siyasallaştırarak iktidarın halledemediği, kontrol edemediği, yönetemediği toplumu onun inançları üzerinden diyaneti devreye sokup siyasallaştırarak oradan doğru bir yol almaya, koltuklarında oturmaya, orada siyaseti, dini dini siyasete ne yazık ki yönlendirerek bir süreç yönetmek istiyorlar. Bütün bunlara açık itirazımızı söylemek isterim. Değerli basın emekçileri, bu ülke enteresan. Elbette biz hukuka inanırız. Biz adalete inanırız. Her ne kadar iktidar 2010 yılı 12 Eylül referandumundan beri bu ülkede adaleti sarayın hegomanyasına teslim ettiğini düşünse de tamamen kontrol altına aldığını düşünse de hala adaletten yana, vicdandan yana tavır koyan, tutum sergileyen hukuk insanlarının olması umudumuzu büyütmektedir. Bakın bir olay. Kısa bir süre önceydi. 22 10 2019 26 12 2019 tarihlerinde Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü yaklaşık olarak 3700 personel aldı mülakatla. Sınavı geçmişlerdi. Mülakata belirli bir çoğunlukta orman muhafaza memuru ve orman mühendisi çağrılmıştı. Onlarla ilgili bir mülakat yapmıştı. Mülakattan sonra yine bir açıklama yapmıştım. Mülakatın insana, bilime, bürokrasiye yakışmadığını, ahlaki olmadığını anlatmıştık. Sınavdan 90 alan, 99 alan orman mühendisleri olan arkadaşlarımızın mülakatta insanlık dışı, insana uymayan, bilime uymayan, mesleğe uymayan sorular sorularak, giyimine bakılarak, sakalına bakılarak, saçına bakılarak, giydiği elbiseye bakılarak, duruşuna bakılarak, göz rengine bakılarak 90 puan alan gençleri bize 40 puan, 45 puan vererek ortalamalarını düşürmüşler. Sınavdan 98, 99, 97, 96 puan alan çocuklar elenmişlerdi. Ama sınavdan 40, 45, 49, 50, 55, 60 puan alıp mülakata girip belli ki önceden torpili yapılmış olup mülakattan 89 90 95 puan alınarak hak etmediği halde o mülakatlar sonucu ortalamalar yükseltilmiş. Hak edenler değil, yandaş ve kayırmacı olanlar hatırlayın bunu. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Ama aynısını şimdi iktidar yapıyordu, yapıyor ve hak etmeyenler işe başlamışlardı. Dava açtı Orman İş Sendikası. Dava sonucu Ankara 12. İdare Mahkemesi oy birliğiyle orman mühendisi alımına ilişkin mülakatı dava konusu işlemi 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına Ankara 8. İdare Mahkemesi orman muhafaza memuru alımındaki mülakata ilişkin kararı hukuka aykırılığı gerekçesiyle 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyurunca yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Buyurun. Ortada bir iktidar var. FETÖ zamanında yapılanla şimdiki arasından fa aradaki fark ne? O gün yargı da FETÖ'ye çalışıyordu. Bugün hiç olmasa vicdanlı yargıçlar, hakimler var. Bu hukuksuzluğa dur dediler. Ama iktidarın uyguladığı yöntemle FETÖ'nün uyguladığı yöntem arasında bir fark var mı? Yok. Yani yollar ayrıldı, sistem devam ediyor. Sözüm ona FETÖ'den hesap soruldu. Elbette sorulsun. FETÖ'den hesap sorulsun. Ama FETÖ'den hesap sorulurken FETÖ'nün yöntemleriyle hala bu ülke yönetilmesin. O zaman sabrı olmuyor. FETÖ'yle mücadele edip edilmediği konusu bir tartışma konusudur. Tartışmayı bu belgeler açıklamaktadır. Ve elbette bu çocuklar 2700 orman muhafaza memuru ve 1150 orman mühendisi arkadaş şimdi ne olacak? Hukuken işleri bitmiş. Mahkeme kararı var ortada. Ve bunun temel sorumlusu Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey Orman müdür yardımcılarını mülakat komisyonunda görev alanların tümünün derhal istifa edip haklarında gerekli işlemlerin yapılması için yargının sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Değerli basın emekçileri. Yine yeni bir karar hafta içerisinde Tarım Tarımda biliyorsunuz en tehlikeli iş tarım kimyasalları. Tarım ilaçları biz bunların tümüne pestisitler deriz. Yabancı ot mücadele ilaçları vardır. Zararlılar, böceklerle ilgili mücadele ilaçları vardır. Hastalıklar, bakteri, virüs, mantar bu tür hastalıklarla ilgili mücadele ilaçları vardır ve Türkiye'de de son 4 yılda tarım ilaçları tüketimi çok yüksek oranda arttı. Örneğin 2014-2015 yıllarında 30 bin, 35 bin, 39 bin ton civarındayken 2019'da 59 bin, 60 bin ton kadar olmaya başladı. Bu ciddi bir artıştı. Çünkü iklimler değişti, doğal denge bozuldu, böcek oranları arttı, hiç konuşulmayan böcekler bugün konuşulur oldu, en çok bildiğiniz Akdeniz meyve sineğinden tutun da elma iç kurduna kadar birçok böcek, birçok hastalık bugün iklimin de etkisiyle, bitki deseninin de değişip hassaslaşması nedeniyle ve en önemlisi de Türkiye'de bilimsel araştırmanın tarıma dayalı bu araştırmaların artık minimize olması sadece Avrupa'nın yaptığı araştırmalar üzerinden oradaki ilaçlar üzerinden bir yönlendirmeden dolayı ne yazık ki fazla ilaç tüketimi var ve artıyor peki bu ilaçların doğru doğru doz doğru zaman doğru yöntem ve doğru miktarda kullanılması bu tür insan sağlığı açısından toksikolojik ya da toksik zehir dozlarının minimize inmesi açısından ya da güvenli gıda açısından bir denetime tabi olması lazım bunun içinde en büyük görev tarım ilaçları satan ve toplumu bilgilendirmesi gereken tarım ilçe ve il müdürlüklerine düşmektedir. Tarım ilaçlarını satan bayiler ziraat mühendisi olmalı, bitki koruma mezunu olmalı, bitki koruma ürünleri biraz önce saydığımız pestisitlerle ilgili ders almalı. Ziraat fakültelerinin birçok bölümü bu dersleri almaktadır. Almadan almadıkları bölümler de var ama bir sınav açtı bakanlık o sınavla sınav sonucu sınavı geçenler bu ilaçları satabiliyorlar. Geçmişte bitki koruma ürünleri, bitki koruma mezunları sadece bu satışı yapıyorlardı. Ondan önce geçmiş yıllarda ziraat fakültesi mezunları yapıyorlardı. Ama iktidar üst üste değişiklikler yaparak kimyacılara, eczacılara ve şimdi de son olarak orman mühendislerine bu sınava girme ve bu sınavı kazandıktan sonra ilaç satma yetkisi verdi. Değerli basın emekçileri, gerçekten şaşırıyoruz. Ha, aslında şaşırmamanız gerekir demelisiniz. Doğru. Ne yaptıklarını bilmiyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Ziraat mühendisleri odası var. 50 binin üzerinde üyesi olan bir oda mesleğin özlük haklarını mesleğin yasal haklarını mesleğin branşma branşlaşma haklarını tümünü bilen organize eden bir yapı. Böyle bir kararı alırken Ziraat Mühendisler Odasının haberi yok. Ziraat teknikerlerinin haberi yok. Hiçbir yapının haberi yok. Bir gecede değişiyor ve çıkıyor. Ziraat Ziraat Mühendisler Odası buna dava açacak. Dileriz ki bu yanlıştan geri dönülür. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ziraat Mühendisleri Odası kamu kurumu niteliğinde bir odadır. Anayasa'nın 135. maddesine göre meslek meslek kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve asıl amacı kamuyu ve toplum sağlığını koruma adına bilimsel doğru kararlar alma ödünsüz uygulama ilkesi gereği bitki koruma ve bitki koruma ürünleri yönetmelikleri konusundaki çalışmaları sürdürmektir. Sahibi var işin ama iktidar ben yaptım oldu anlayışıyla böylesi bir yanlış kararı almış durumdadır. Bir tarafta gıda güvenliği, bir taraftan gıda egemenliği, bir tarafta gıda güvencesi bu hükümetle hak getiren. İşin özü burada başlamaktadır. Tarladan itibaren siz gıda güvenliğini kontrol edebilmelisiniz. Eğer tarladan itibaren gıda güvenliğini kontrol edemiyorsanız, sağlıklı gıdaya ulaşma hakkınız yoktur. Bunun içinde en önemli olan kimyasalların satışını, siz sadece bir sınava odaklıyor iseniz, bu da yanlıştır. Buradan üç yanlıştan bir doğru çıkmaz sürekli yanlış yapmaya devam ederken halkın sağlığıyla ve gıda güvenliğiyle de oynuyorsunuz. Dileriz ve isteriz ki bundan tekrar geri dönerler ve bu yanlış uygulamayı durdururlar. Değerli basın emekçileri. Covid-19 sürecini yaşadık. Bütün dünya Covid-19 süreci sürecinde en önemlisi yaşam hakkı için sağlıkla ilgili Binlerce çalışma, birler binlerce açılım, binlerce bilgi ortaya koyarken hemen arkasından insanın temel hakkı olan gıda üzerinde de çok önemli aslında çalışmalar yaptılar, raporlar hazırladılar ve kamuoyuna duyurdular. Dünya Covid-19 koronavirüs sürecinde gıda riski, gıdaya ulaşamama riski Gıdada tedarik zinciri bozulmaması gibi temel kavramları göz önüne alarak birçok önlem aldı. Bu önlemleri Dünya Gıda Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, ülkelerin, değişik ülkelerin kendi gıda kurumları, tarım bakanlığı kurumları defalarca anlattılar. Yeşil zincir oluşturdular. Gıda tedariğinde sorun çıkmasın diye. 15 dakikadan fazla bir tırın bir yerde beklemesini istemediler. Herkes kendi tarım ürünleri stoğunu inceledi, bunun üzerinden bir yol yürüdü, yol yürümeye devam etti. Anlattılar bütün dünyaya tarım ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu, tarım ürünleri toprak olmazsa gıdanın olmayacağını, gıda olmazsa tarım olmazsa hayatın olmayacağını anlattılar kendi çiftçilerine teşekkürler şükran duygularını ifade ettiler. Birçok önlemler aldılar, ekonomik önlemler aldılar, sosyal önlemler aldılar. Mevsimlik tarım işçilerinin üretime girmesi için çabalar sarf ettiler. Üretimin sürmesi için üretim girdilerini planladılar. Bunları bu salonda sizlerle defalarca paylaştık. Biz de partimizin Genel Başkanımızın bilgileri ve önerileri doğrultusunda partimizin MYK'sı içerisinde partimizin bir birimi olan Ekonomi ve Sosyal Politik Politikalar Araştırma Merkezi aracılığıyla tarım örgütleri ve tarım politikalarından sorumlu MYK birimiyle Genel Başkan Yardımcımız gene Aykut Erdoğdu'yla birlikte bir çalışmayı yürüttük, tamamladık ve kısmen kamuoyuna zaman zaman duyurduk ama bütünüyle kamuoyuna bugün itibariyle sunuyoruz. Bu raporun temel amacı öncelikle Koronavirüs sürecinde dünyada ne oldu? Türkiye'de neler yaşandı? Geçmiş 18 yıllık AKP iktidarında tarımda neler yapıldı, neler yapılmadı? Bundan sonra neler yapılmalı? 2002'de 66.4 milyon vatandaşımız vardı. Bugün 83 milyon artı 5 milyon sığınmacımız ve turistler. 2050 yılında 100 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için gıda egemenliği, gıda güvenliği, güvenceli gıda nasıl sağlanmalı? Bunun için topraklarımızın durumu nedir? Tarım topraklarımızı Nereden aldık? Nereye geldi? Hangi aşamadayız? Ne yapmalıyız? Bunları korumak için. Meralarımızı nasıl elimizde ne var? Ne kadar ıslah oldu? Devamında ne yapmalıyız? Bu ülkenin topraklarında yetişen birçok ürün ithal ediliyor. Koronavirüs sürecinde çok daha önemli oldu bu. Bütün çıkan mesajlar her ülke kendi insanının gıda ihtiyacını kendi ülkesinde karşılasın. Kendi ülkesinin üretim biçimini desteklesin. Kendi ülkesinin halkının gıda güvenliğini sağlayabilsin. Küçük çiftçi, küçük üreticinin mutlaka desteklenmesi, ayakta tutulması gerekliliği. Şirket tarımı Konvansiyonel tarım, serbest piyasa organizasyonları, vahşi liberalizm koronavirüs karşısında çaresiz çöktü. Geriye yine ülkenin en önemli değerleri olan suyu, toprağı, gıdası kaldı. Bütün bunlar göz önüne alındı. Bunlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı ve bir bütün olarak bugüne kadar yaşananlar bugünkü durum yarın ne olmalı çiftçi ne olmalı borç batağına düşen çiftçi ne olmalı nasıl bu salmaldan çıkmalı ithalatı değil de üretimi nasıl özendirmeli ve nasıl yapmalı başka ülkelerin çiftçisini saray lobilerini ithalat üzerinden zengin etmek değil, çiftçisini insanca bir iş, insanca yaşayacak bir ücret nasıl elde edilmeli? O şirket tarımının dünya sorununu nasıl çözemediği, onun yerine küçük ve orta ölçekçi çiftçinin nasıl korunması gerektiğini ve korunmasının zorunluluk olduğunu ortaya koyan, bir dizi çalışma var. Bu çalışma özellikle neden Covid döneminde gündeme geldi? Çünkü dünyayı ciddi bir şekilde tehdit etti. Dünyada tarım ve gıda belirli ülkelerin egemenliği içerisinde değerli basın emekçileri. Bugün buğday dünyada 2-3 ülkenin elinde. Amerika, Hindistan, Rusya, Ukrayna. Mısır, pamuk, arpa, soya, ayçiçeği monokültüre döndü artık. Bir örnek mi? Ülkemizde nereden bakarsanız bakın her taraf mısır ekiliyor gibi görünüyor. Oysa buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar, fasulye, patates, soğan, nohut, mercimek yüzlerce ürünümüz var. Ama hegemonik dünya Nişasta bazlı şeker ısrarla toplumu mısır üretmeye zorluyor. Biz buna monokültür diyoruz. Tek tip üretim modeli diyoruz. İşte koronavirüs sürecinde tek tip üretim biçimleri sadece belirli ülkelerin elinde olduğu için eğer gıda gıda tedariğinde, lojistikte bir sorun çıktığında insanlığın aç kalma riski var en büyük şansımız değerli basın emekçileri Covid-19'un gıda ürünleriyle bulaşma riskinin olmamasıydı. Bir düşünün. Bu Covid-19'un gıdayla bulaşabilen bir hastalık olduğunu düşünün. Ne yapardık değerli arkadaşlar? Ya da başka ülkelerden başka ülkelere gıdayla taşındığını düşünün. Ne yapardık değerli arkadaşlar? Dünyada 15 milyon vaka sayısı. Toplam hayatını kaybeden 616 bin insan. Ülkemizde vaka sayısı 220 bin ve hayatını kaybeden 5500. Verdikleri rakamlar. Bu gerçeklik üzerinden Covid-19'un dünyayı ne kadar etkilediği, bugün de etkiliyor olması ve yarın da etkileyeceği üzerinden durumun ne kadar kritik olduğunu paylaşmak lazım. Ve dünyada yapılan çalışmalar çok açık bir şekilde şunu söylemekte. Bütün ülkeler kendi gıda ihtiyaçlarını kendileri karşılamalı. Kendi gıda ihtiyaçlarına kendi topraklarında cevap vermeliler diyor. İşte bizim hazırladığımız bu raporda da bunları önceleyen bir tutum var dünya ülkelerinde ve ülkemizde tarımda yaşanan ve gıdada yaşanan temel dinamikler. Acil öğlen planı önerdiğimiz dört ana başlık ve 72 maddeden oluşan öneriler. Tarımsal üretimi 44 maddeyle özetlemeye çalıştık. Gıda üretimini 11 maddeyle özetlemeye çalıştık. İthalat ve ihracat süreçlerini 7 maddeyle canlandırmaya çalıştık. Orta dönem stratejilerini 32 maddeyle gündeme almaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarım ve gıda politikalarını içeren temel bir ana başlıkla sizlere kamuoyuna ilgili birimlere bu raporu bu günden itibaren toplu ve derli toplu bir şekilde göndereceğiz. Bu rapor Covid-19 süreci içerisinde dünyada, Türkiye'de Covid-19'un tarım ve gıdaya etkileri, dünya ülkelerinin aldıkları tedbirler, bugün ve dün ülkemizde yaşananlar ve bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarım, gıda ve Covid-19 sürecinde ve geleceğe dair tarımda ne yapılması gerekir? gıdada ne yapılması gerekiri anlatan bir çalışma öneri yuma. Tarım bir stratejik sektör dedik. Neden mi? İnsanları eve kapattık. Kimi hastanede, kimi evinde, kimi başka yerlerde. Ama herkes karnını doyurmak zorundaydı. O yüzden yaşam hakkından sonra en önemli hak gıda hakkıydı. Gıda hakkı insanın yaşamı için vazgeçilmez haklardan biri olduğu için tarım çok önemli bir alan. Ama biliyorsunuz bu salonda yine söyledim. Tarım aynı zamanda stratejik, aynı zamanda ekonomik, aynı zamanda siyasi, aynı zamanda ciddi anlamda politik bir sektördür. Bunun detaylarını defalarca anlattım. Bilinmesi gereken sadece şu, yeni dünya düzeni dünyaya hegemonya kurmak için, dünyayı kendi egemenliğini almak için su, gıda ve enerji sektörü üzerinde çalışma yapmaktadır. Bize de o düşmekte. Biz de geleceği tarımla inşa etmeliyiz. Gıdayla, suyla ve enerjiyle. Bütün doğal kaynaklarımızı, güneşimizi, gökyüzümüzü, suyumuzu, toprağımızı, insanlığımız ve geleceğimiz için organize etmeliyiz. Her ülkenin kendi iç tüketimini karşılayacak ve üretimini kalıcı hale getirecek stoklarını üst düzeyde tutacak bir üretim mekanizmasına ihtiyacı var diyorduk. Çok önemli bu açıklama. Gündeme geldi. Stok konusu konuşuldu. Türkiye stokta ne durumda dendi, açıklama yaptılar. Sorun şuydu. Stokla stokla depolarda ya da fabrikalardaki kendi ticaretleri ve kendi işleri için kullanacakları ürün arasındaki farkı iktidarın anlamamasından kaynaklanan bir durumdu. İktidar çıktı, stoklarımızı stoklarımız var, sorun yok ama bazı ürünlerde kısmen eksiz dendi. ...hiçbir stokumuz yeterli değildi. Stok şuydu değerli arkadaşlar... ...Türkiye'nin bir yılda 20 milyon ton... ...buğday mı tüketiyor? 20 milyon ton... ...üretilen buğdayın içindensin... ...stok ayıramazsınız. Stok yok demektir. Ama siz... ...yüzde 30 daha fazla yani... ...6 milyon ton daha fazla... ...buğdayı üretip... ...o 6 milyon tonu da... ...tekrar depoya koyup... ...bir önceki stokladığınızı kaldırıp... ...piyasaya sunup onun yerine 6 milyon tonu koyuyorsanız o 6 milyon ton stoktur. Yani iç tüketiminizin %30'uyla 40'ı kadar ürünü her zaman stokta tutmalısınız ve onu üretim sezonu geldiğinde yenisiyle değiştirmelisiniz. Stokun adı bu. Yoksa fabrikanın deposunda 10 ton var, TUMOP'un deposunda 2 milyon ton var, öbürünün deposunda ee, 5 bin ton var. Bunlar stok değildir. Bunlar ticarete konu olan ya da iş tüketime konu olan ürünlerin depolarda bekletilmesidir. Stok bütün bu tüketimin dışında riskler karşısında acil durumlarda kullanabileceğimiz miktardır ki bu da ürettiğimiz ürünlerin iş tüketiminin yüzde otuzuyla yüzde kırkından daha fazlasını işaret eder. Tek adam rejimi bu ülkede gıdada ve tarımda şirket tarımı öngördüğü için ithalatı ithalatı ısrarla önceleyen bir anlayış içerisinde. Ve dolayısıyla bu ithalat kültürünün kırılması şirket tarımı yerine küçük çiftçilerin desteklenmesi, küçük çiftçilerin ayakta kalması hem gıda güvenliği açısından hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kısaca gıda egemenliği, halkın gıda egemenliği açısından olmaz olmaz bir tutumdur. Ama ne yazık ki tek adam iktidarı Türkiye'de bunu sağlamış değildi. Türkiye hızlıca şirket tarımını önceliydi ama başarılı olamadığı için ithalattan başka şansı kalmadı. 2019 yılında Dünya rekorunu kırdı. iki üründen bahsedeceğim sadece. Buğdayda 9.8 milyon ton, ayçiçeğinde yağlık 1.1 milyon 50 bin ton ithal ederek dünya rekorunu kırdı. Cumhuriyet rekorunu da birçok üründe kırdı. Mısırda, susamda birçok üründe de Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Yani tek adam iktidarı tarıma yararlar getirmemiştir, zarar vermeye devam etmektedir. Gıdaya erişim hakkı. Gıdaya insanlar insanlık hakkı gereği ulaşmalı. Bunun için de çiftçinin örgütlenmesi, tarladan sofraya kadar en az aracıyla ve en az maliyetle gitmeli. Tarlada 1 lira olan ürün eğer pazarda 3 lira oluyorsa burada bir sorun var demektir. Tarımsal sanayi, tarımsal ticaret ve çiftçinin örgütlenmesi ilişkisini mutlaka kurmamız lazım. Bir devlet, bir hükümet insanın karnını doyurmak zorundadır. Çünkü bu bir haktır. Anayasal haktır. Bu anayasal hakkı yerine getirmesi gereken ise iktidardır. Ne yazık ki AKP iktidarının son iki yıl tek adam, ondan önceki AKP bu konuda başarılı olamamıştır. Bu ülkede hala Dünyada 700 milyon insan açlıkla boğuşmaktadır. Türkiye'de 1 milyona yakın insan yatağa aç girmektedir her gece. Karnını yeterli ve dengeli doyuramamaktadır. Gıda krizi riski doğal afetlerle uğraştık değerli basın emekçileri. Doğal afetler. Doğal afetler karşısında ne yazık ki hiçbir çalışma yapılmadı. Çiftçinin doğal afetlerden yaşadığı zararı karşılayacak bir tek kurum var Tarsim. Bu da ne yazık ki 100 dekar arazinin sadece 13 dekarında kayıt yaptığı için, güvence altına aldığı için çalışmamaktadır. Dolayısıyla gıda krizini bekleyen doğal afetler, ekonomik krizler, üretim maliyetleri, savaş riskleri, Bunları göz önüne aldığımızda ve bugünkü koronavirüsü de göz önüne aldığımızda gıda krizi kapıdadır, tarım krizi kapıdadır. Kısmen yaşıyoruz, bugün ithalatla çözülebilir, yarın bu çözülmeyebilir. O yüzden gıda krizi her zaman olabilir. Buna göre bir tarım planlaması mutlaka yapılmalı. Halktan, toplumdan, üreticiden, çiftçiden, bu ülkenin toprağından yana bir tarım politikasını ortaya koymak gerekir. Bu raporda buna dair de izler, yönlendirmeler, bilimsel yolları çok net bir şekilde göreceksiniz. Yine bu dönem ve bundan sonraki dönemler için bir tarım gıda kurulu kurulmalı, sürekli çalışmalı. Bu tarım gıda kurulu hükümeti yönlendirmeli, hükümet oradan bilgi almalı, bu kurumun içerisinde bakanlık olmalı, STK'lar olmalı, meslek odaları olmalı, tarım ve gıda ile ilgili kurumların temsilcileri olmalı, belirli aralıklarla toplanmalı ve ani acil durumlarda acil eylem planı geliştirebilecek biçimde sürdürülebilir olmalı. Bu da yapılmadı. Bunun da tanımı ve tarifi bu raporumuzda var. Kırsal kalkınma, insanlığın beslenmesi ve sanayi sektörünün bir atılıma gitmesi gerekiyor. Bu atılım tarladan, toprakların ıslahından tutun, toprağın planlamasından tutun, insanın temel ihtiyaçlarından günlük besin, günlük vitamin, günlük diğer besin araçlarından, ihtiyaçlarından tutun, hayvansal varlığımızın korunması, meraların ıslah edilip ve korunması, yem bitkilerin aktarılmasına kadar tutun, doğal dengeyi koruyan, çevreye zarar vermeyen, tarımsal, iyi tarım, Organik tarım, ekolojik tarım gibi üretim biçimlerini arttıran, hayata geçiren, çiftçiyi yeterli besleyen, destekleyen bir mekanizmayı mutlaka ve mutlaka hayata geçirmek lazım. Ve unutulmamalı. Türkiye ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. 2018 döviz kriziyle başlayan tek adam iktidarının getirmiş olduğu temel sorun döviz krizinden bugüne ve bundan sonraki dönemde de görünen o ki, Türkiye'de şu anda yaşanan ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizden çıkmanın en önemli yolu da Türkiye'de tarıma dair bir atılım yapmaktan geçmektedir. Tarımda ticareti, tarımda sanayi, tarımda üretimi teşvik etmek ve büyütmek gerekmektedir. İstihdamı sağlamak buradan geçmektedir. Küçücük ülkeler, Türkiye'nin toplam ihracatı kadar ihracat yaparken o ülkelerin 3 katı tarım alanı olan bu ülke 4 katı 5 katı 10 katı olan bu ülke daha sobut olsun. Avrupa ülkeleri içerisinde tarım arazisi varlığı en büyük olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yazık ki bu atılımı gerçekleştirebilme iradesinde değildir. Tek adam iktidarı ithalatı öncelemiştir üretim olmalıdır. Gıdanın dağıtımı yeterli ve dengeli sağlanmalıdır. İthalat ihracat dengesi ihracata dönük olmalıdır ithalata değil. Doğal varlıkların, toprağımızın, suyumuzun, varlıklarımızın mutlaka korunması gerekmektedir. Üreticiye, üreticiden tüketiciye tüm aktörlerin içerisinde olduğu bir tarım programı ve tarım politikası yaratılmalıdır. Bunun için de gıda politikası başka bir biçimde, buna entegre biçimde oluşturulmalıdır. Gıda güvenliği ve gıda egemenliği halkın mutlaka sağlanmalıdır. İthalata dayalı politikalardan vazgeçip ihracat odak ihracata odanma, odaklanmamız gerekmektedir. Her aşamada tarladan çatala kadar her alanda demokratik katılımın Demokratik planlamanın demokratik kültürün kadından erkeğe, gençten yaşlıya sağlanması gerekmektedir. Ekolojik, toplumsal, kültürel, yapısal, tarihsel bütün birikimler o muhteşem farklı güzelliklerin öncelenerek halka ait bir strateji ortaya konmalıdır. Çiftçi mutlaka ve mutlaka örgütlenmeli ve bu örgütlenme süreci ve üretim sürecinde kamu mutlaka yer almalı. Çiftçi ürettiğinden ne kazandığını bilmeli. Devlet sigorta görevi yapıp regüle etmeli fiyatları ama bunu ithalat sopası dünya borsaları üzerinden değil kendi çiftçisinin kendi çiftçisinin insanca yaşamını sağlayacak bir iş, insanca yaşamını sürdürecek bir geliri sağlama niteliğinde olacak bir yapılanmayı ortaya koymalıdır. Kısaca Cumhuriyet Halk Partisi halk sağlığını tehdit edecek ve ülke ekonomisini krize sürükleyecek potansiyel taşıyan COVID-19 salgınına ve buna benzer muhtemel durumlara karşı tarım ve gıda sektöründe her türlü tedbirleri ve önlemleri alması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bütün iyi gelişmelere destek verecek ama bu raporla da Türkiye'nin tarımında ve gıda 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 ile ilgili yol haritasını ortaya koyan bir mekanizmayı hayata geçirmiştir. Bu raporla kısaca 18 yıllık AKP taribatı, bugünkü durum, COVID-19 sürecinde yaşananlar dünyada ve Türkiye'de bunun devamında bundan sonra Türkiye nasıl bir tarımla ve gıdayla yola devam etmeli? Gelecekte tarımın nasıl Türkiye'nin gıda ve kalkınmasında rol alacağını çok açık biçimde yol haritasını ortaya koyan bir rapor basın emekçileriyle kamuoyuna ilgililere duyurmuştur. Bu raporu hazırlayan, hazırlamasında emeği olan başta önerileriyle Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları elbette bunu hazırlayan, yazaya dönüştüren, bilgilerimizi ortaklaştıran sosyal politikalar birimimize, Aykut Erdoğan'a, çalışma arkadaşlarıma, partimizin emekçilerine bir tek kelimeyle buraya katkı koyan bilim insanlarına, sivil toplum örgütlerine, aydınlara sözü olan, sözünü buraya ifade eden ya da söyleyen Söylediğini burada göremeyen tüm dostlarımız varsa onlara da herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikteyiz, beraberiz. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir ülke. Başaracağız hep birlikte. İyi şeylerin de konuşulduğu, gülerek, eğlenerek basın açıklamalarımızı, basın açıklamalarımızı da yapacağımız bir geleceği hep beraber. Yeni bir Türkiye, yeni bir gelecek. Yeni bir yaşam mümkün diyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize saygılar sunuyorum.